Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun amacı sporda sorumlu olduğu dalların dünya genelinde yayılmasını sağlamak. Şu anda Ankara'da Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'na konuk oluyoruz ve yanımızda Mehmet Bülent Bey var. Merhabalar efendim. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben 1965 Kırıkkale doğumluyum. Biz aşağı yukarı 100 senedir ticaretle uğraşan bir firmanın sahibiyim. Sporla ilgili bağımız aşağı yukarı ben 11 yaşındayken spor hayatına başladım. 20 sene milli sporculuk yaptım. Spor geçmişim böyle. Bu arada tabii muhtelif geçmişte derecelerim var. İşte dünya çapında, Balkanlarda, Türkiye şampiyonlukları, Türkiye rekorları. Sporla ilgili hayatımız böyle başladı. Şu anda da federasyon başkanlığı göreviyle de devam ediyor. İşimize devam ediyoruz. Sayın Başkanım, federasyonun başına geçtiğiniz günden itibaren ne gibi çalışmalarınız oldu? Biz 29 Ocak 2015'te yapılan genel kurul sonucu görevimize başladık. O tarihten itibaren milli takımlarımız yurt dışı seyahatlerine, yani dünya kupaları, Avrupa şampiyonları ve bu müsabakalara katılımlarını sağladık. Bu müsabakalarda bir Dünya Kupası üçüncülüğü, bir Dünya Kupası ikinciliği, Avrupa oyunları üçüncülüğü. Avrupa Şampiyonası'nda Trap genç takım Avrupa şampiyonu oldu. Ayrıca Trap büyük erkekler takımı Avrupa ikincisi oldu. 25 metre serbest tabanca takımı Avrupa ikincisi oldu. Bayağı bu kısa sürede bu başarıları takım, milli takımımız elde etti. Bunun yanı sıra daha önceden bir olan olimpiyat kotamızı 4'e çıkardık. 3 tane daha ilave olimpiyat kotası alarak şu anda 4 sporcumuz olimpiyatlara hazırlanmaktadır. Peki, federasyonumuzun ileriye yönelik hedefleri nelerdir? Tabii, şimdi biz illerde bir yapılanma içerisine girdik. Şu anda Konya'da olan 4 yollu trapskit sahamızı 5'e çıkarıyoruz. Bunun yanı sıra Bursa'da yeni bir tesisimiz bitmek üzere. Mersin'de zaten Akdeniz oyunları için çok büyük bir tesis yapılmıştı. Onu şu an en faal şekilde kullanmaya gayret ediyoruz. Onun haricinde Samsun'da 4 yollu bir trapskit poligonu girişimlerimiz var. Ayrıca Ankara'da tam bir olimpik, bizim uzun zamandır aşağı yukarı Ankara poligonumuz, trapskit poligonumuz yıkılalı 8 sene oldu. Ankara'da özellikle bir tam olimpik 5 yolu trapskit poligonu çalışmalarımız başladı. Valilikten izinlerimizi aldık. Bunlarla ilgili çalışma. Bunun yanı sıra havalı poligonları Genel Müdürlüğümüz şu anda 10 yollu 5 ilde tam elektronik poligon yapıyor. Bu da iyi bir, bizim için iyi bir süreç başladı. Bu tam elektronik 10 yollu poligonun yanı sıra tam son model 5 tüfek ve 5 tabanca da bu ihale kapsamı içinde alınacak. Bu illerde de faaliyetimiz başlayacaktır. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Son olarak şunu söylemek isterim. Spor, insan hayatında en mühim faktörlerden biri olarak düşünüyorum. Yani insanın yaşam açısından, yani sağlıklı yaşam açısından yapması gereken bir faaliyet olarak düşünüyorum. Bir sosyal hayat içinde olmak açısından, yani insanın görüş açısını, vizyonunu geliştiren, hayata bakış açısını geliştiren bir organizasyon olarak da düşünebilirim. Sporda neyi öğrenirsiniz biliyor musunuz? Kaybetmeyi öğrenirsiniz.
ve bunu hazmetmeyi öğrenirsiniz. Başarıyı, şampiyonluğu tadarsınız, ayrı bir haz yaşarsınız. İnsanlarla olan ilişkileriniz düzelir. Hayata bakış açınız değişir. Spor çok güzel bir şeydir. Devletimiz de bu son dönemde spora çok büyük destek veriyor. İnşallah ben bütün insanlarımızın bu konuda daha duyarlı olup spora daha fazla katılım sağlayacağını düşünüyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.